Kenny S nasıl yıldızlaştı? Geçmişten günümüze. Kenny S. Dünyanın en ünlü AVP oyuncularından Kenny S'i daha yakından tanımaya var mısınız? Cevabınızın evet olduğunu duyar gibiyiz. O zaman sizleri daha da bekletmeden G2 ekibinin yıldız oyuncusunu yakından tanımaya başlayalım. 19 Mayıs 1995 doğumlu Fransız oyuncunun asıl adı Kenny Schrapp. Counter-Strike kariyerine 2011 yılında CS Source ile başlayan Kenny S, kısa bir süre de olsa Source'un arenalarında mücadele etti. 2011 yılında PXL LAN 32 turnuvasında şampiyonluk yaşadıktan sonra 2012 yılında Team Extensive ve Very Games formaları altında mücadele eden oyuncu aynı yıl içinde CSGO sahnesine geçiş yaptı ve Very Games kadrosuna dahil oldu. Oyuncunun Very Games bünyesinde yaşadığı en önemli şampiyonluk finalinde Fnatic'i mağlup ederek zirveye oturduğu Mad Cats Invitational Birmingham'dı. Daha sonrasında Team LDLC.com, Warmaker, Recursive Esports ve Clan Mystic formaları giyen Kenny 2014 yılına gelindiğinde yıldızlaşacağı Titan'a transfer oldu. Titan'daki ilk yıl olan 2014 yılında güzel bir performans sergileyen Kenny S, takımının yaşadığı DreamHack Invitational 2 şampiyonluğunda büyük rol oynadı. 2013 yılında dünya sıralamasında 12. sırada yer alan oyuncu, 2014 yılında ise aynı sıralamada 6. sıraya yükseldi. 2015 yılının Temmuz ayında Team Envy As'a transfer olan Kenny S, 2015'in ikinci yarısını çok iyi geçirdi. DreamHack Open London 2015, Gfinity Champion of Champions ve DreamHack Open Cluj Napoca 2015'te elde edilen şampiyonluklar arasında yer alıyor. Bu şampiyonluklar takımlara büyük paralar kazandırırken Kenny S'in sergilediği bireysel performansla 2015 yılı dünya sıralamasında yeniden 6. sırayı oyuncuya elde ettirdi. 2016 yılı takım açısından pek de iç açıcı bir yıl olmadı. Sadece Global Esports Cup Season 1 ve Gfinity CSGO Invitational'da şampiyon olan Envy As'ı bireysel performanslar bile kurtaramaz hale gelmişti. Kenny S her ne kadar çabalasa da 2016 yılının dünya sıralamasında 7 sıra birden düşerek 13. sırayı elde etti. 2017 yılı Kenny S için yeni takım ve yeni şampiyonluklar anlamına geliyordu. Şubat ayına kadar Envy As bünyesinde mücadele eden Kenny S, bu zaman zarfı içerisinde WESG 2016 turnuvasını şampiyon olarak tamamladı. Şubat ayında ise tüm e-spor severleri heyecanlandıran bir transfer hamlesi gerçekleşti. Fransız CSGO'sunun öne çıkan iki ekibi G2 ve Envy As'ın bazı oyuncuları G2 bünyesinde birleşti. Kenny S de G2'ya transfer olan oyuncular arasındaydı. Bu transfer sonrasında G2, 2017 yılı içerisinde DreamHack Open Tours 2017, ESL Pro League Season 5 ve DreamHack Masters Malmö 2017 turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Kenny S ise bu başarılar sonrasında 2017 yılının dünya sıralamasında 6 sıra yükselerek yeniden ilk 10'a girdi ve 7. sırada yerini aldı. 2018 yılının şimdiye kadar olan kısmında G2 hiçbir şampiyonluk elde edemedi. Bu durum Kenny S'in transfer olacağı iddialarını da doğurdu. Geçmişten günümüze serimizin bu bölümünde G2 ekibinin yıldızı Kenny S'in kariyerinden kısaca bahsettik. Anlatmamızı istediğiniz başka oyuncular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek daha büyük kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.